Merhabalar sevgili gençler. Yeni bir tarih videomuzla karşınızdayız. Bu sefer 10. sınıf tarih dersi 3. ünite. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler ünitesini anlatmaya çalışacağız. Anlatımda kullanacak olduğumuz ders notlarımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen Tuna Yayınları kitabı üzerindendir. Tamamen kitap paralelinde giden konu anlatımı yapacağız. Konu anlatımımız esnasında kitapta olmayan bir bilgi vermiş isek, bakın bu sayfada da gözükmekte, bu şekilde sarıyla işaretleyeceğiz. Mutlaka birçok okulumuzda başka ders kitapları da kullanılıyordur. Milli Eğitim Yayınları'nın ders kitabı gibi. Büyük ihtimalle de onlarla da konular örtüşecektir. Ama dediğim gibi bizim bu noktada ana taslağımız Tuna Yayınları'dır. Hadi gençler, buyurun hep beraber başlayalım. Şu üçüncü üniteyi bir çırpıda tekrar etmiş olalım. Şimdi gençler, ünitemizin adı devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler. Osmanlı Askeri Teşkilatı'nın kurulma sürecini işleyeceğiz bu dersimizde. Devletleşme sürecinde Osmanlı savaşçılarına bakacağız. Şimdi Osmanlı Devleti'nin çok kısa sürede büyümesinin en temel sebebi gençler çok güçlü bir orduya sahip olması. Şimdi burada bu bilginin yan tarafına ben dikkat olarak yazmışım. Osmanlı mükemmel bir ordu kurarak çok kısa zamanda büyümüş. Ama Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Beyliği'nin çok kısa sürede büyümesinin başka sebepleri de var. Hocam ben sadece sınava değil aynı zamanda TYT ve AYT'ye, dolayısıyla YKS'ye hazırlanıyorum. YKS 2023 öğrencisiyim ben diye düşünüyorsan hemen Google'da Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin nedenleri madde madde biçiminde yaz. Ama yan tarafına da mutlaka tarihportali.net yaz. Böylece tarihportali.net'te Osmanlı Devleti'nin çok kısa sürede büyümesinin sebeplerini maddeler halinde bulabilirsin. Ve bu maddeler üzerine düşünerek üniversite sınav hazırlığında çok doğru ve düzgün bir şekilde yapabilirsin. Bu arada 10. sınıf tarih dersiyle ilgili hemen hemen bütün ihtiyaçlarınızı sitemiz tarihportal.net'ten karşılayabilirsiniz diyerek reklam kısmını bitiriyorum. Şimdi hemen biz Osman Bey döneminde Osmanlı askeri kuvvetlerine bir bakalım. Osman Bey döneminde Osmanlı Devleti'nin düzenli bir birliği yok, düzenli bir ordusu yok. Ordu daha çok askeri güç veya ordu aşiret birliklerinden ve din uğruna savaşa katılan zümrelerden oluşuyor. Yani iki grup var. Bir aşiret birlikleri, bir de din uğruna savaşan zümreler. Peki aşiretin birlikleri dediğimiz, aşiret birlikleri dediğimiz kimler? Sefere çıkmadan önce Türkmen aşiretlerine haber veriliyor. Sefer için onlardan asker toplanıyor. Ordunun bir kısmı böyle. Bir kısmı da din uğruna savaşan zümreler. Ki ben buna bir kodlama yaptım. Yani agalar geliyor. Agalar dediğimiz Abdalan-ı Rum, Gazian-ı Rum, Ahyan-ı Rum'dur arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Osman Bey döneminde düzenli bir ordu yok. Aşiretlerin atlı birlikleri var. Bir de din uğruna savaşanlar var. Aşiret atlı birlikleri haber veriyorsun geliyorlar. İşleri bittiği zaman gidiyor bunlar. Bunun yanına bir de din uğruna savaşan agalar var. Abdalan-ı Rum, Gazian-ı Rum ve Ahyan-ı Rum. Peki bunlardan şimdi bunlar soru potansiyeli taşırlar. Abdalan-ı Rum demek ne demektir? Arkadaşlar Abdalan-ı Rum normalde derviş anlamına gelir. Ve bu dervişler yani aptallar, T'yi de yazmayalım yalnız bunu kesinlikle. Aptallar veya dervişler İlk zamanlar birçok yerin fethinde çok etkili olmuşlar. Örneğin Bursa'nın, Eskişehir'in, İzmit'in, Yalova'nın, İznik'in fethinde. Onlar devletin yönlendirmesiyle fetihlere katılmışlar. Sonradan da iskan faaliyetlerine katılmışlar. Ve fethedilen yerlerin Türkleşmesine ve İslamlaşmasında büyük katkı sağlamışlar. Abdalan-ı Rum dediğimiz dervişlerin en meşhurları Geyikli Baba, Alaca Hırkalı, Aptal Musa ve Aptal Murat'tır arkadaşlar. Demek ki aptal dediğimizde aklımıza saf, temiz, diniyle uğraşan dervişler, İslamiyet'i, Türklüğü yaymaya çalışan zümre akla gelmeli. Bunun yanında bir de Gazian Rum var arkadaşlar. Gazian Rum dediğimiz zaten kelime kökünden belli. Gaziler. Ha burada neden Abdalan-ı Rum, neden Gazian-ı Rum, neden Ahyan-ı Rum? Anadolu'ya çok eski dönemlerde Rum toprağı dendiği için ne oluyor burada? Anadolu gazileri, Anadolu abdalları, Anadolu ahileridir aslında bunların açıklaması. Gazian-ı Rum dediğimizde gazi kelimesi biz Müslüman olmadan önce de bizde var. Tabii kelime olarak yok ama kavram olarak var. İslamiyet öncesinde Türk savaşçıları Alp deniyor arkadaşlar. Alp'in kelime anlamı cesur, yiğit, kahraman demek. Ve çok eski dönemlerden itibaren bizde kullanılan bir unvan bu. Örneğin Alper Tunga destanını hatırlarsınız. Alp Tigin, bilmiyorum hatırlayan arkadaşlarınız var mıdır? Gazne Devleti'nin kurucusudur. Alp Arslan, Manazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanan Büyük Selçuklu Sultanı'dır. Alplik kavramı İslamiyet'in kabulünden sonra Alp Gazi veya Alp Eren olarak devam etmiş. İşte bu Alp gazilere de genellikle Gazian-ı Rum denmiş. Şimdi Alp Gazi dediğin neye katılır? Gaza ve cihat faaliyetlerine. Peki gaza ve cihat faaliyeti nedir? İslam dinini yayma, İslamiyet uğruna savaş yapmadır. İyi bir Alp olabilmek için veya Alperen olabilmek için veya Gazian Rum olabilmek için cesur, azimli, güçlü ve güvenilir bir insan olmak gerekiyor. İyi bir at lazım, iyi bir kılıç, iyi bir yay, iyi bir süngü ve çok kaliteli bir zırha sahip olman lazım. Yalnız Gazian Rumlar veya Alpler yapılacak her işte din alimleriyle
mutlaka istişare ederlerdi. Yani ulema sınıfıyla, ki Gazyani Rum dediğimizde veya Alp dediğimizde kuruluş devrinde çok ünlü Alpler var. Bunu dizilerden de görüyorsunuzdur. Turgut Alp, Konur Alp, Saltuk Alp, Hasan Alp bu dönemin ünlü Alpleridir arkadaşlar. Bunun yanında bir de Osman Bey dönemi askeri kuvvetlerinde agalardan Ahyan Rum da var. Ama bakın ben buraya sarıyla işaretlemişim. Tuna yayınları Ahyan Rum'la ilgili hiçbir şey anlatmamış. Ahilik normalde İslam devletlerinde bir esnaf ve zanaatkar teşkilatıdır. Hani berberler odası gibi veya kuyumcular odası gibi düşün. Ama onun daha çok dini nitelikli olanıdır. Ahyan Rum üyeleri veya ahiler fethedilen şehirlerin kalkınmasına büyük faydaları olmuştur. Çünkü esnaf teşkilatıdır. Bunun yanında bazen silahlı birlikler de kurmuşlardır. Konulara hakim olan arkadaşlar hatırlarlar veya bilirler. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Ankara ahiler tarafından Osmanlı Devleti'ne hediye edilmiştir. Hemen diğer sayfamıza devam ediyorum arkadaşlar. İlk düzenli Osmanlı ordusunun kurulması. İlk düzenli Osmanlı ordusu hangi padişah döneminde kuruldu? Orhan Bey arkadaşlar. Potansiyel sınav sorusudur. Boşluk doldurma olarak gelebilir, doğru yanlış olarak gelebilir, klasik olarak gelebilir ama mutlaka aklında tut. İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurdu. Osman Bey döneminde düzenli bir ordu yoktu. Peki Orhan Bey döneminde neden düzenli ordu kuruldu? Bakın bu aslında çift sorudur. Orhan Bey döneminde neden düzenli ordu kuruldu sorusu ile Osman Bey döneminde kullanılan aşiret kuvvetlerinin olumsuz yönleri nelerdir sorusu birbirinin aynısıdır aslında. Aşiret kuvvetlerinin olumsuz yönlerinden dolayı düzenli orduya geçilmiştir. Neden düzenli orduya geçilmiş? 1. Aşiret kuvvetleri uzun süre kuşatmalarda yetersiz kalıyor. Tamam, meydan savaşında başarılı olabilirler. Ama kuşatma dediğin, muhasara dediğin şey aylarca sürebilir. Aşiret kuvvetleri ne yapıyor? O kuşatmaya çok ciddi şekilde devam etmek istemiyorlar. Yani adam aylarca orada kalmak istemiyor çünkü obasında bir sürü işi var adamın. Mesela bu sıkıntı nerede yaşanmış? 1326 Bursa kuşatması esnasında fark edilmiş. O zaman şöyle bir soru da gelebilir karşına. Orhan Bey döneminde düzenli orduya geçilmesini hızlandıran gelişme nedir? Bursa kuşatmasıdır o zaman sorunun cevabı. 2. Aşiret kuvvetlerinde belli bir düzen ve koordinasyon olmaması. Bütün aşiretlerden askerler geliyor. Her aşiretin lideri kendi grubunu yönetiyor. Bu sefer arada bir koordinasyon, haberleşme, etkileşim yok. Disiplin konusunda da ciddi sıkıntı yaratıyorlar o zaman. Bak 3 numarayı da onu yazmışız. Aşiret kuvvetleri savaş öncesi ve sırasında disipline edilemiyorlar. Ve bunun yanında aşiret kuvvetlerinin gelişi, gidişi, sevkiyatı zamanlama açısından problem yaratabiliyor. Yani sen Bursa'yı kuşatıyorsun, aşiretlerden bir tanesi geç kalıyor. Savaşa gidiyorsun, bir tanesi erken ayrılıyor. Bak bunlar nedir? Hep Osmanlı için ciddi problemdir. İlk Osmanlı düzenli birlikleri Bursa'nın fethi sonrası Orhan Bey döneminde Çandarlı Kara Halil'in önerisiyle kurulmuştur. Dikkat! Düzenli birliklerin kurulmasını öneren kişi Çandarlı Kara Halil'dir. Düzenli birlikler Orhan Gazi döneminde kurulmuştur. Orhan Gazi döneminde kurulan Osmanlı'nın ilk düzenli askeri birliklerine yaya ve müsellemler denir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İlk düzenli ordu Orhan Bey, tavsiye eden Çandarlı Kara Halil, ordunun adı yaya ve müsellemler. Bak peş peşe söylemiş olduğum bu üç kavram herhangi biri veya tamamı büyük ihtimalle sınavda karşına soru olarak çıkacak arkadaşım. Peki yaya ve müsellemlerin özellikleri nelerdir? Sağlıklı ve güçlü Türk gençlerinden seçilir. Yayalar 1000 kişidir, atlılar da 1000 kişidir. Bu arada zaten yaya yayadır, müsellem atlıdır zaten. Savaş zamanı belli bir ücret alırlar. Savaş olmadığı zaman kendilerine verilen toprakları ekip biçerler. Bazı vergilerden muaftırlar. Ve bu yaya müsellemler Kapıkulu Ocakları kuruluncaya kadar Osmanlı'nın ana savaş gücü olacaktır. Kapıkulu Ocakları kurulduktan sonra geri hizmet birliklerine dönüşecekler. Tersanelerde, maden ocaklarında ve kale inşaatlarında çalışacaklar. Ama bu yaya ve müsellemlerin ilk düzenli ordunun Osmanlı'ya çok büyük katkısı olmuştur arkadaşlar. İlk düzenli birliklerin kurulmasıyla fetihler ivme kazanmıştır, hız kazanmıştır. O halde soruyu bir kere daha toparlıyorum. Orhan Bey döneminde ilk defa düzenli ordunun kurulması nasıl bir fayda sağladı? Fetihler ivme kazandı. Fetihler hız kazandı. Seç, beğen, yaz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş tımar sistemine başlayacağız. Tımarlı sipahilerle birlikte. Yine orada tavsiyemizde bulunalım. Tımar sistemi ve özellikleri tarihportal.net diye Google'a yazarsan bu notun en azından belli kısmının yazılı halini internet üzerinden o siteden yani sistemden tarihportal.net bana ait oradan bulma şansım var. Burada şimdi birçok arkadaş yorum yoluyla hocam bunların PDF'si yok mu diye soracak. Maalesef arkadaşlar bunların PDF'si olmayacak. Çünkü ben buna vakit ayıramıyorum ancak özet çıkartabiliyorum, soru cevaplayabiliyorum, yorumlara bakabiliyorum. Neyse biz çok uzatmayalım, hemen tımar sistemi ve tımarlı sipahilere geçelim. Şimdi tımar sistemi ve özellikleri diye başlamış burada konu kitap. Önce Osmanlı toplumunu anlatmış. Osmanlı'da toplum ikiye ayrılır. Yönetenler, yönetilenler. Hocam buraya yönetilenler yazmamışsınız. Zaten Osmanlı yönetilenler demiyor. Reaya diyor. Bak reaya nedir? Osmanlı'da yönetilenler sınıfıdır.
Osmanlı'da yönetenler sınıfına da daha çok askeriler denir. O zaman Osmanlı'da halk ikiye ayrılıyor. Yönetenler, yönetilenler veya askeriler ve reayalar. Reaya üçe ayrılır. Köylüler, şehirler, göçebeler. Kolay. Yönetenler veya askeriler üçe ayrılır. İlmiye, seyfiye, kalemiye. Şimdi bunlarla ilgili konular daha sonra var ama ben şimdiden söylemiş olayım. İlimle uğraşanlar, kalem tutanlar, seyf Arapça'da kılıç demektir. Bu da kılıç tutanlar arkadaşlar. Yönetenlerle reaya arasındaki en önemli farkı. Yönetenler vergi vermez, yönetilenler vergi verirler. Ama dikkat edin. Reaya sınıfından bir köylü çocuğu ilerleyen dönemde ilmiye, seyfiye, kalemiye sınıfına geçebilir. Aynı şekilde bir şehirli de aynı yere gidebilir. Dolayısıyla reaya'dan askeri sınıfa geçmek mümkündür arkadaşlar. Çevirdim sayfayı. Kuruluş döneminde Osmanlı ordusu, tabi kuruluş döneminde Osmanlı ordusu derken ana taslağıdır bu sadece. Kuruluş döneminde Osmanlı ordusu kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ki deniz kuvvetleri dediğimiz donanma, hatırlayın Karasioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılmasıyla ilk donanmamız olmuştu Osmanlı'da. Kara kuvvetleri, kapı kulları, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olmak üzere üçe ayrılır. Bizim şu anki konumuz arkadaşlar, başlayacak olduğumuz konu tımar sistemi ve tımarlı sipahiler olduğuna göre bakın biz şuraya yoğunlaşacağız. Bura üzerinden devam edeceğiz. Şimdi arada seyfiye sınıfını vermişiz bir kere daha. Seyfiye sınıfı kılıç sahibi anlamına gelir. Askeri ve yönetimle ilgili görevleri vardır. Seyfiye sınıfı bir daha söylüyorum kılıç sahibidir. Askeri ve yönetimle ilgili görevleri vardır. Seyfiye sınıfının Osmanlı'daki en yüksek organ olan divan organındaki temsilcileri vezir-i azam, vezirler ve kaptan-ı deryadır. Yine potansiyel soru. Seyfiye sınıfının divandaki temsilcileri vezir-i azam, vezirler, kaptan-ı derya. Taşra'daki temsilcileri. Bu arada taşra ne demek? Osmanlı Devleti'nin başkenti hariç kalan her yer taşradır. Taşra'daki temsilcileri en önemlileri Beylerbeyi ve Sancakbeyi'dir. Ve Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemi Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklular'da İkta sistemi adı altında uygulanmıştır. Tekrar ediyorum. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklulardaki iktanın Osmanlı'daki mükemmelleşmiş hali tımar veya dirlik sistemidir. Şimdi arkadaşlar YouTube'dan kanalımdan bir videonun başlığını paylaştım burada. Kanalımda ben tımar sistemi nedir, faydaları, bozulmasının sebepleri ve sonuçları nelerdir diye bir video anlattım. Tımar sistemini ben şimdi burada size anlatacağım ama orada çok daha ayrıntılı bir anlatım var. Hocam ben ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorum diyorsan mutlaka kanalımdan şu videoyu bir seyret. Bu videoda senin nereye kadar seyredeceğini ben videonun içerisinde söyledim. Hatta orada şöyle bir cümle de söylerim. 10. sınıflar buraya kadar derim. Bundan sonrası 11. sınıflara aittir diye söylerim. Mutlaka oradan seyretmenizi tavsiye ediyorum. Peki tımar sistemin işleyişi. Nasıl işliyormuş tımar sistemi? Anadolu ve Rumeli'de fethedilen yerler tahrir defterlerine kaydedilirmiş. Yani tapu defteri arkadaşım. Fethettiğin yeri tapuya kaydediyorsun. Bu araziler miri arazi olarak adlandırılırmış. Güzel. Fethedilen yerler miri arazi oluyormuş. Miri arazinin bölümlerinden biri de dirlik imiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada 3 satırda anlatılan yeri ben o yukarıda tarif ettiğim videoda kullandığım kağıdı göstereyim size. Bakın onu burada farklı bir anlatıma dönüştürdük. Mesela hemen buradan örnekle göstermiş olalım. Osmanlı'da toprak sistemi. Osmanlı'da toprak miri, mülk ve vakıf olmak üzere üçe ayrılır. Bak bizim kitap sadece miriyi anlatmış. Mülk ve vakıf yok. Şu an bize bunlar lazım değil. Miri arazi devlete ait olan arazidir. Mülk arazi kişiye aittir. Vakıf arazi hayır kurumlarına aittir. Ve devlete ait olan miri arazi kendi içinde alt başlıklara ayrılır. Dirlik bir tanesidir. Mukata, paşmaklık, ocaklık, yurtluk diye gider. Şimdi 10. sınıflar için şunlar lazım değil. Sadece dirlik lazım. Ve kitap bu dirliği anlatıp bırakmış. Normalde dirlik de üçe ayrılıyor. Bak ben şöyle bir kağıdı bırakayım sen şuralara şöyle bir bak. Hasse Ahmet Tımar diye yine aynı şeyi söylüyorum. Vaktin varsa bu tımar sistemiyle ilgili videomu mutlaka seyret arkadaşım. Fethedilen yerler tahrir defterine kaydedildi. Bunlara miri arazi dendi. Miri arazi devlete ait araziymiş. Miri arazinin bir bölümlerinden biri de dirlikmiş. Dirliklerde yaşayan çiftçiler toprağı ekip biçip vergi öderlermiş. Dikkat! Dirlikte yaşayan çiftçi toprağın sahibi değil, toprağın sahibi devlet. O sadece ekiyor ve vergisini ödüyor. Bu vergileri toplama hakkı başta askeriler olmak üzere üstün başarı göstermiş olanlara ve diğer devlet görevlilerine verilirmiş. Ha, çiftçi tarlayı ekiyor, vergiyi ya askerilere ya da önemli devlet adamlarına veriyor. İşte o vermiş olduğu kişilere tımar sahipleri deniyor. Tımar sahipleri dirliklerinin yıllık gelirlerine göre tüm masraflarını karşıladıkları atlı askerler yetiştirirlermiş. Bir saniye bir de anlayayım ben şimdi. Bir arazi var. Bu arazide çiftçiler var. Çiftçiler tarlaları ekiyor. Vergiyi bir komutana veya devlet adamına veriyor.
Komutan topladığı verginin bir kısmıyla kendi geçiniyor. Bir kısmıyla da asker bakıyor. İşte o baktığı askerlere, atlı askerlere tımarlı sipahi deniyor. Ve o komutan bu askerlerin yeme, içme, silah, zırh, at ve askeri eğitimle ilgili bütün masraflarını karşılamak zorunda. Ama tımar sahipleri birçok vergiden muaf. Peki tımar sisteminin faydaları nelerdir? Sürekli aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum ama tımar sisteminin 7 faydasını biz bu videoda mantık yoluyla anlattık. Şimdi bak ezbere dayalı anlatacağım ben ama sen bu videoyu seyredersen işin mantığını da kapacaksın. Tımar sisteminde devlet hiç para harcamadan, hazineden para harcamadan asker ve komutan bakar. Bak çiftçi vergiyi topladı, komutana verdi. Komutan bir kısmıyla maaşını karşıladı, bir kısmıyla asker baktı. Savaş çıktığı zaman bütün askerlerle beraber padişahın emrine girdi. O zaman ne oldu? Devlet hiç para harcamadan asker ve komutan baktı. Üretim sürekli kazandı. Çiftçi tarlayı ekecek ki vergi versin. Çiftçi tarlayı ekmezse vergi vermez. O zaman komutan vergi almak için çiftçinin tarlayı ekmesini sağlar. Üretim sürekli kazanır. Memur maaşları karşılanır, vergiler düzenli toplanır. Zaten komutan devlet adamı ne yapıyor? Maaş alıyor. Aynı zamanda düzenli şekilde vergi topluyorlar bunun için. Bölgenin güvenliği sağlanır, devlet otoritesi güçlenir. Burada bulunan tımarlı sipahiler, o bakılan askerler savaş olmadığı zaman bölgenin güvenliğini sağlıyorlar. Güvenlik sağlandığı zaman devlet otoritesi ortaya çıkıyor ve göçebelerin büyük ölçüde yerleşik hayata geçmesi sağlanıyor. Hocam göçebelerin yerleşik hayata geçmesi nasıl sağlanıyor ben anlamadım diyorsan aha videoyu yine gösterdim. Hatta şöyle yapayım ben bu taraftan link de veririm arkadaşım. Sen o link vasıtasıyla da ulaşabilirsin. Bu arada tımar sisteminin bir diğer faydası Osmanlı'da başkentte kapı kulu askerleri var. Yani kapı kulu askerlerin en önemli sınıfı Yeniçeriler. Ve Yeniçerilere karşı en önemli denge unsuru tımarlı sipahilerdir arkadaşlar. Tımar sisteminin 7. bir faydası daha var. Kitap yazmamış. Bu tımarlı sipahiler savaş olmadığı dönemlerde bulundukları yerde yol, su ve köprü yapıyorlar. Böylece belediye işlerini de yerine getiriyorlar arkadaşlar. Devam. Geldik tımarlı sipahilere. Tımar sisteminden yetişen askerler. Tımar sahiplerinin vergi gelirine göre beslemek zorunda oldukları atlı askerlere cebelü denirmiş. Cümleyi bir anlayayım. Tımar sahiplerinin vergi gelirlerine göre. Ha, az vergisi olan bir yerde tımarlı sipahiysem ben ona göre asker bakıyorum. Çok vergisi olan bir yerde ise ona göre. Yani küçük arazi az asker, büyük arazi büyük çok asker gibi. Ve bunlar atlı asker bakmak zorundalarmış. Bunlara cebeli deniyormuş. Genel kültür bilgisi arkadaşlar. Cebe, Moğolca bir kelime, zırh demek. Yani cebelü, zırhlı asker demek. Peki tımarlı sipahilerin özellikleri neler? Tımarlı sipahiler atlı ve zırhlıdır, kılıç kullanırlar. Ata binecek, çok iyi zırhı olacak, cebelü, kılıç kullanacak. Osmanlı ordusunun en kalabalık kısmıdır. Kapı kullarından çok çok daha kalabalıklardır. Hazineden maaş almazlar. Hazineden maaş almak yerine has, ziyamet ve tımar sahipleri tarafından beslenirler. Peki bu has, ziyamet ve tımar neydi? Yine aldım o kağıdı, yine o video. Bak, has, ziyamet, tımar. Sağ olsun kitap birçok şeyi üstün körü geçmiş. O videoyu mutlaka seyret. Savaşlarda ganimet almazlar. Türk ve Müslümanlardan oluşurlar. Yani tımarlı sipahiler Türk ve Müslümandır. Ve bunlar tımarlı sipahiler eyalet askerleri sınıfındandır. Bir kere daha arkadaşım önceki sayfaya döndüm. Ne demek istermiş? Bak Osmanlı kuruluş dönemi ordusu, eyalet askerleri, tımarlı sipahiler. Gördük mü? Eyalet askerleri grubundandır. Devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde bir savaş çıktığında padişah emri beylerbeyine verir. Beylerbeyi sancak beylerine, sancak beyleri alay beylerine emir verirler. Bu şekilde alay beyleri emirleri altında bulunan sipahileri toplar ve savaşa giderlerdi. Bakın sipahiler alay beyinin komutasına savaşa gidermiş. Her 10 bölük bir alay beyinin komutasındaymış. O zaman bir daha başa döndüm. Padişah emri beyler beylerine gönderiyor. Beyler beyleri sancak beylerine, sancak beyleri alay beylerine. Her alay beyinin emrinde 10 tane bölük var. Ve bu 10 bölükte alay beyinin emrinde önce sancak beyin emrine giriyor. Sancak beyleriyle beraber beyler beylerinin, beyler beyi padişahın emrine giriyor. Ortaya muazzam 240 bin kişilik Osmanlı ordusu çıkıyor. Dikkat! 5 kuruş harcamadan. Alay beyin emrinde 3-4 tane subaşı oluyor. Subaşı güvenliği sağlayan kişi. Bunlar barış zamanında bölgenin güvenliğini sağlıyorlarmış. Sefere katılmayan sipahilerin dirlikleri yani tımar arazileri ellerinden alınırmış. Yararlılık gösterenlere ise zam yapılırmış. Daha büyük arazi verilirmiş. Sefer döneminde tımarlı sipahilerin hepsi sefere gitmezmiş. Onda biri bölgelerinde kalıp hem bölgenin güvenliğini sağlayıp hem de gerekli işleri yaparlarmış. Ha bu arada diyelim ki tımarlı sipahilerin tamamı savaşa gitti. Onda biri hariç. Savaş 3 sene sürdü. Kışında cephede kalmak zorunda kaldın. O zaman ordu kışında seferde kalıyorsa tımar gelirlerini toplamak için bölgeye sipahilerin bir kısmı gidiyor. Bunlara harçlıkçı deniyor.
harçlıkları alıyorlar. Hatta başka arkadaşlarının bölgelerine de gidip onların harçlıklarını da toplayıp onlara da götürüyorlar. Bir tımarlı sipahi ölürse arazisinin bir kısmı oğluna, oğlu yoksa uygun birine veriliyor. Ve sipahiler kanun ve nizama uygun davranmak zorunda. Haddinden fazla vergi almaya kalkarlarsa, haksızlık yaparlarsa araziler ellerinden alınır. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bir diğer ordu grubu arkadaşlar Yeniçeri Ocağı. Biz şimdi Yeniçeri Ocağı'nın kurulması kısmına bakacağız ama ben bir kere daha söyleyeyim. Yeniçeri Ocağı kapı kullarının bir parçasıdır. Osmanlı'da ordu ikiye ayrılır. Kapı kulları ve eyalet askerleri. Eyalet askerleri dediğimiz tımarlı sipahilerdir. Kapı kulları dediğimiz ağırlık olarak Yeniçerilerdir. Şimdi Yeniçeriler dediğimizde başlığımız Pencik, Devşirme ve Yeniçeriler. Şimdi buraya yazmışız. Kapı kulu ordusu piyade ve süvari olmak üzere ikiye ayrılıyor. Piyadelerin en tanınan sınıfı ise Yeniçerilermiş. Hemen arkadaşlar şöyle kağıdı bir kere daha göstereyim. Şöyle. Kapı kulları, piyadeler, süvariler. Piyadelerin en önemli sınıfı Yeniçeriler arkadaşlar. Bakın acemi ocağı var, Yeniçeriler var, cebeciler var, topçular var. Şimdi bunları biz tek tek göreceğiz. Kapı kulu ordusu neden kurulmuş arkadaşlar? Rumeli'de toprakların genişlemesi. Yani Balkanlarda topraklar genişlemiş. Fetihlerin devamlılığını sağlamak lazım. Aynı zamanda padişahı korumak için sürekli bir orduya ihtiyaç duyuluyor. Yeniçeri ocağı veya kapı kulları 1. Murat döneminde kurulmuş. Açılmasını tavsiye eden kişi Kaz asker Çandarlı Halil Paşa'ymış. Dikkat! Çandarlı Halil Paşa'nın bu ikinci tavsiyesi. Bakın bu Çandarlı Halil Paşa Orhan Bey döneminde yaya ve müsellemlerin kurulmasını teklif etmişti. 1. Murat döneminde de Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasını teklif etti. Dikkat! Yeniçeri Ocağı 1. Murat, yaya ve müsellemler Orhan Gazi. İkisini de tavsiye eden Çandarlı Kara Halil'dir arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Burada Osmanlı ordusunu bir kere daha verdik. Bizim konu ne şimdi? Kırmızı kutu içerisine almışız. Kapı kulu askerleri. Önce piyadelerle başlayacağız. Şimdi kapı kulu piyadelerinde bir acemi olanlar ocağı var, bir de Yeniçeri ocağı var. Acemi olanlar ocağıyla başlayalım. Acemi olanlar ocağı adı üzerinde acemi olanlar, acemiler ocağı burası. Kuruluş amacı Yeniçeri ocağına asker yetiştirmek. Dikkat bak. Acemi Yeniçeri. Acemiliği aşarsan usta oluyorsun. Yani Yeniçeri oluyorsun. İlk defa nerede kuruldu? Gelibolu'da. Peki nasıl alım yapılıyor acemi ocağına? Ya pencik sistemiyle ya da devşirme sistemiyle yapılıyor arkadaşlar. Peki pencik sistemi ne? Pencik sistemi şu arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde savaşta esir alınıyor. Savaşta esir alınan eli ayağı düzgün, ahlakı güzel gençlerin 1/5'i padişahın malı sayılıyor. Ve bu şekilde alınan çocuklara pencik oğlanı deniyor. Ve pencik oğlan denilen bu çocuklar iyi bir eğitim aldıktan sonra Yeniçeri Ocağı'na gidebiliyorlar. Bu arada arkadaşlar 5'te 1 kavramı ve pencik kavramı arasında ben bir bağlantı kurayım. Tabii sen bunu duymamazdan gelebilirsin. Bakın şöyle gösteriyorum hemen. Farsça sayıları sayıyorum ben. Bakın. Yek, dü, se, car, penç. Farsça penç 5 demek arkadaşlar. Dikkat edersen ben birine şu şekilde vurursam zaten buna da pençe deniyor. Pençe. Şöyle vurdum pençe. Bak nereden geliyor buradan. 5'te 1 ne demek Farsça? Pencü yek. Bak penç 5, yek 1. Pencü yek 5'te 1. Zamanla neye dönüşmüş? Pencik. Eğer pencik sistemin özelliklerini madde madde yazılı halde görmek istiyorsan Google'a yaz arkadaşım. Veya pencik sistemiyle ilgili soru cevap görmek istiyorsan yine tarihportal.net'i ekleyerek yazarsan bu arada aramaya tarihportal.net'i yazmayı unutmayın ki böylece en tepede çıkar. Pencik sisteminde alınan çocuklar eğitime katılmış. Şimdi birazdan söyleyeceğiz onu. Peki bir de Osmanlı'da devşirme sistemi var. Devşirme sistemi ne? Rumeli'de Hristiyan ailelerden alınan çocukların Türk ve Müslüman gibi yetiştirilip orduda ve devlet kademelerinde kullanılmasına devşirme deniyor. Peki devşirme sistemi nasıl yapılıyor? Osmanlı'nın bu iş için görevlendirilmiş adamları var. Bu adamlar köyleri dolaşıyorlar belli zamanlarda. Köyleri dolaşırken 40 tane kapı sayıyorlar. 40 kapıdan bir tane çocuk alıyorlar. Ve genelde gönüllü olan çocuğu alıyorlar. Yalnız 40 kapıdan bir çocuk alırken alım yaptıkları yerde, bakın ben buraya yazmayı unutmuşum belki kitapta da yoktur. Alım yaptıkları yerde şuna dikkat ediyorlar. O evin tek çocuğu olmayacak. Yani bir tane erkek çocukları varsa o kapıdan o çocuk alınmıyor. Veya engelli bir çocuğun alımı hiçbir şekilde yapılmıyor. Veya 6 yaşında bir çocuk alınmıyor. 40 kapıdan bir çocuk alınırken 8 ile 20 yaş arasında eli ayağı düzgün, aynı zamanda tek olmayan çocuklar alınıyor. Müslüman olan çocuklar veya evli olanlar kesinlikle alınmıyor. Ve alınan çocuklar eşkal defterine kaydediliyor. Yani eşkali alınıyor çocuğun. Eşkali alınırken çocuğun alındığı yer, ter yazmışım. Doğum tarihi, anne adı, baba adı bunların hepsi kaydediliyor.
Ve bu şekilde çocuk ne yapılıyor? Devşirme sistemiyle alınmış oluyor. İster pencikle alınsın, ister devşirmeyle alınsın. Alınan çocuklar Anadolu'da Türk ve Müslüman ailelerin yanına veriliyor. En az 3 yıl, en fazla 8 yıl Türk İslam kültürünü öğrenerek burada yetişiyorlar. Müslüman oluyorlar, Türkleşiyorlar, Türkçe öğreniyorlar. Ardından Acemi Oğlanlar Ocağı'na geçiş yapıyorlar. Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan Yeniçeri Ocağı'na geçiş yapıyorsun. Peki devşirme sistemi nasıl uygulanıyordu? Nereye yazacağını biliyorsun arkadaşım. Tarihportal.net'e bakıyorsun. Peki Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kuruldu. Az önce söyledik ama Edirne'de kuruldu. Daimi ve profesyonel bir ordudur. Ortalara ve bölüklere ayrılır. Kışlalarda eğitim yapar ve yaşarlar. Börk denilen başlıklar takarlar. Çeşitli savaş araçları kullanırlar. Ateşli silahların yayılmasından sonra tüfek kullanmaya başlamışlar. Savaşta padişahın yanında bulunuyorlar ve merkezde savaşıyorlar. Yani bu adamlar profesyonel ordu. Bu adamların tek işi savaşa hazırlanmak ve savaşa gitmek. Ve bunların en önemli görevi merkezde bulunmak ve padişahı korumak arkadaşlar. Askerlik harici hiçbir işte uğraşamazlar. Yılda 4 defa ulufe denilen maaş alırlar. Yine buraya yazmamışım ben, belki bir yerde vardır bilmiyorum ama. Kesinlikle evlenemezler. Dikkat bak, Yeniçeriler neyi yapamazlar? Askerlik harici bir işte uğraşamaz. Evlenemez. Kışla dışında yaşayamaz. Bu üçü kanuni kadimdir arkadaşım. Bunların dışına çıkamaz. 3 ayda bir hazineden maaş alır. Veya yılda 4 defa hazineden maaş alır. Buna ulufe denir. Komutanı Yeniçeri ağasıdır. Yeniçeri ağası aynı zamanda İstanbul'un güvenliğinden sorumlu kişidir. Aynı zamanda İstanbul Emniyet Amiridir. Bugünkü tabirle. Ve sorun olduğu zaman A divanında bu durumu denetler. Dikkat! Osmanlı'da uygulanan devşirme sistemi kendinden önceki ilk Türk İslam devletlerinde, Büyük Selçuklu'da, Anadolu Selçuklu'da, Karahanlılar'da gulam sistemi adında yapılmıştır. Yani gulam sisteminin Osmanlı'daki karşılığı devşirmedir. Çocuklar gulamhanede eğitilmiştir. Yani bu Osmanlı'daki acemi ocağına denk geliyor. Osmanlı gulam sistemini mükemmelleştirerek devşirme sistemi haline getirmiştir arkadaşlar. Dikkat! Yeniçeriler o döneme göre muazzam ordulardır. Devlet yapısını ve saltanatı güçlendirmiştir. Avrupa'daki orduları ezmiştir. Ve bu sayede çok büyük zaferlere rol oynamıştır. Şuradaki cümle arkadaşlar, Yeniçeri Ocağı'nın veya Kapıkulu Ocağı'nın Osmanlı'ya getirdiği faydadır. Sen öyle not al. Bir de Kapıkulu süvarileri var arkadaşlar. Kapıkulu piyadeleri, Yeniçeriler ve Acemi Olanlar Ocağı vardı. Kapıkulu süvarileri dediğimizde de bunlar atlı birlikler. İlk zamanlar devlet adamları ve komutanların çocuklarından alınıyormuş. 1. Murat döneminden itibaren devşirme sistemi uygulanmaya başlanmış. Normalde bunlar sipahiler ve silahtarlar olmak üzere iki bölük. Ama sonradan sağ ve sol ulufecilerle sağ ve sol garipler de gelmiş. Yani dolayısıyla sipahi silahtar 2, ulufeciler 4, garipler 6. Zamanla bunlara 6 bölüklenmeye başlanmış. Kapıkulu süvarileri savaşta padişahın silahlarını, sancağını ve hazinesini taşır ve korurlardı. Ve bu Kapıkulu süvarileri Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilere göre çok çok daha itibarlı idi Kapıkulu süvarileri. Peki şimdi arkadaşlar, son noktayı koyalım, bitirelim dersimizi. Yeniçerilerin özelliklerini yazmışım ben buraya. Bu tarafa da tımarlı sipahilerin özelliklerini toplayalım. Sınavda öğretmeniniz bir karşılaştırma isteyebilir. Ona da hazırlanmış olalım. Belki de bu şekilde bile verebilir. Veya bir tane buradan, bir tane buradan da yapabilir. Şimdi Yeniçeriler hazineden maaş alır. Tımarlı sipahiler hazineden maaş almaz. Tımarlı sipahiler bulundukları bölgeden vergi toplarlar. Topladıkları da vergiyle geçinirler. Hazineye bir yükleri yoktur. Yeniçeriler devşirme sistemi veya pencik sistemiyle gelirler. Tımarlı sipahiler öyle değildir. Tımarlı sipahiler Türktür, Türk. Bunlar devşirme, tımarlı sipahiler Türk. Yeniçeriler ateşli silah kullanırlar. Tımarlı sipahiler kılıç kullanırlar. Yeniçeriler başkenttedir. Tımarlı sipahiler taşradadır. Tabi taşra yerine ben buraya eyalet de diyebilirim. Eyalettedirler. Yeniçerilerin sayısı azdır. Tımarlı sipahilerin sayısı çoktur. Tabi burada çok ciddi bir fark değil ama muhakkak aklınızda vardır ama ben yine yazayım. Yeniçeriler ağırlıklı olarak, eğer Kapıkulu süvarilerini saymazsak, Yeniçeriler ağırlıklı olarak yayadır. Tımarlı sipahiler %100 atlıdır. Evet sevgili arkadaşlar, 10. sınıf tarih dersi 3. ünitenin konu anlatımında sona geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.